Merhaba arkadaşlar, yeni bir Skyrim videosuna hoş geldiniz. Evet, önceki videoda anlatmıştım neler olduğunu falan filan, neler yaptığımı. Bayağı bir demircilikte falan, büyücülükte seviye atlamıştım. Ve şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir de oyuna bir tane mod yükledim. Grafik modu. Daha doğrusu ışıklanmayı falan biraz düzeltiyor. Biraz da böyle bir netleştiriyor, biraz da güzelleştiriyor oyunu diyeyim. Ama harbiden hoş duruyor bence. Şuraya falan bakarsanız çok güzel bence olmuş. Ama modla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Şu kapılardaki yazıların iyisi İngilizce yapıyor. Çok kötü ya. Yoksa diğer hiçbir sıkıntı yok. Hepsi Türkçe oyun. Sadece buralar İngilizce oluyor. Kapılarda bence bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Oralarda sıkıntı olmaz. Bozsun oralar, bozulsun. Neyse, şimdi ise arkadaşlar, geçen görevimizde ne yapmıştık? Suikastçı görevini almıştık değil mi? Evet, şimdi ise gidelim, paramızı alalım. Dehşet Lord'u Cities he? Altım, sen burada ne arıyorsun ya? Şu görevleri yaptığımızı söyleyelim ve paramızı da alalım. Bir dakika. Ama hiç ok falan kalmamış. Aa, Sisera gelmiş. Evet, şimdi ise Karanlık Kardeşliğin en önemli olaylarından biri Gece Ana ile gelmiş bulunuyor. Evet, Karanlık Kardeşlik bütün suikastleri Gece Ana'dan alıyormuş. Ama uzun bir süredir bu şey savaşından, elflerle olan savaştan beri eski bütün gelenekleri bırakmışlar. Bakalım neler olacak ileride. Bizim arkadaş nerede? Ona gidip... Sen de Astrid iyice lider olmuşsun, böyle bir havaya falan girmişsin. İyice kendi kraliçe gibi bir şey yapmış yani. Must go to the city of Markarth and speak with the apothecary's assistant. You'll probably find her in the Hag's Cure when the shop is open. İlk gerçek suikastım başlıyor şimdi. Once an ex-lover killed, she's apparently performed the Black Sacrament. Her name is Muniri. I need you to talk to her, set up the contract and carry it out. Tamam. Just do whatever the contact wishes. Be professional. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Ha, ilk sözleşmede böyle bir kanun varmış. İyi, güzel. Evet, ilk görevimizi aldık şimdi suikastçıların, ama öncelikle ben şu bizim arkadaş neydi lan? Nazir miydi, neydi? Onun yanına bir gideyim de şu paralarımı alayım ben ya. Hepsini öldürdüm. Bir anda geldim işte. Ve hepsini tek tek paralarını alacağım. Çok iyi olacak. Çok iyi. Bu arada diğer arkadaş da öldü. Onu da söyleyeceğim. Bekle bir. Hepsine 500 gelecek. 1500 iyi. Güzel para. Güzel para. Çok güzel.
Bir de bu var. 1500 altın aldık. Biraz altın biriktirelim de ileride şey yapacağım ya. Evimi bir iyice bir büyütmem lazım. Eşya falan almam lazım. Onları yapamadım hala. Evet, bütün hepsi bitti bunların. Başka bir şey yok herhalde. Şimdi gidelim Markart'a. Markat mıydı? Aynen. Şu manyak kızla konuşalım. Kız eski nişanlısının ölmesini mi istiyormuş, ne yapıyormuş? Ha, Cicero, senle konuşsak mı? Sanırım tek manyak bu herhalde. Başka hiç böyle biriyle tanışmamıştım. Nazik olmak iyi. Vay, imparatorluk hayatına kargaşa mı hakim? Acaba ne zaman düzelecek her şey ya? Elfler ne zaman yenilecek? Ya da bir dahaki oyun elfleri mi konu edecek yani elfleri? Şu an bütün Tamriyelere de bir kaos hakim olsa gerek. Daha yeni geldim lan, gecenin haberim yok. Evet, gece ananın Sitis'ten kaç, 6 tane mi? 5 tane var. Çocuğu oluyor. Sitis için onları öldürüyor. Ondan sonra Sitis buna bir büyük gücüm, özel bir güç veriyor. İşte böyle ölmüyor yani. Suygas ile en yüksek mertebe ulaşan kişi dinleyici oluyor. Dinleyici gece ananı duyabiliyor. Duyuyor, ondan alıyor şeyleri, gerekli olan suikastleri. Ondan sonra da diğerlerine veriyor işte görevleri. Bu kara ayin ise, kara ayini yaptığın zaman işte gece ana duyuyor bu kara ayini. Ama şimdi ise gece ana diye bir şey olmadığı için Astrid kendi imkanlarıyla bulmaya çalışıyor bu olayları. Ama yani eski gücü de kalmamış artık. Karanlık kardeşliğinde. Eskisi gibi değil yani. Evet. Nerede bizim? Evet, kız burada. Olamaz. Yoksa burada benim... Aranıyor muydum? Burada hiç hatırlamıyorum ben. Hatırladım be. Cezan 5 altın mıymış? Hatırlarsanız hırsızlar loncası görevlerinden bir tanesinde mamut dişini aldı. Kaçak mıydı bendeki mamut dişi? İyi de ben avladım diye hatırlıyorum hayvanı. Yok, var burada. Tamam, sıkıntı yok. Ben de fener ne işe yarıyor ya? Şu feneri al, şuraya koy. Burada dursun. Neyse işte, hırsızlar loncası görevinde müzeyi basmıştım ya, ondan sonra aranıyorum işte böyle. Neyse, şu kız nereye gitti ya, bir dur. Seninle konuşmam lazım, çekil. Çünkü ben... İşe yaradı, işe yaramasa gelir miydim yani? Ha? İşe yarasa gelir miydim? Her türlü hallederim, her türlü. Evet, sevgilisi kötü bir yermiş yani bu.
Find Alain Dufont and kill him. I don't care about his friends. Do whatever you want with them. But Alain has to die. İyi güzel hallederiz. Olmuş bir. Once Alain is dead, I'll pay you. In gold. I've saved up a bit. I hope that'll do. But, well, there is one more thing. If you're interested. Evet, olur. I want you to kill someone else as well. You don't have to, not as part of our deal, but if you do, I'll pay you even more. It's Nilsine Shattershield in Windhelm. If Nilsine dies too, I'll make it worth your while. İyi de onun niye ölmesini istiyorsun ki? I went to Windhelm to see the Shattershields. They were old and dear friends and in mourning. I met Elaine in a tavern while I was drinking my sadness away. Elaine made all the pain just. Ha, seni kullanmış ha. But it was all lies. Elaine used me. He ruined my name, destroyed my home. Why? Do you know why Elaine was in Windhelm? He heard about Frigga's murder. He wanted to befriend. Elaine used me to get close to my friends. And now they all think I'm some kind of. İyi de sen. Monster. Sende suç yok ki, suç tamamen Arlay'ındı. Tamam, anladım. Vay be, kızın hayatı mahvolmuş. Gidip kurtaracağım kızın hayatını. Ben masumlara yardım eden bir suikastçı olmak istiyorum yani. Ama benim hiç ok falan yok bende. Ne yapacağım? Ha, varmış lan elf oku. Ha, kriz ok da var. Güzel, tamam. There's a small skeever den just east of the city. At Reachwater Rock. Harita güncellendi mi? Çıktı mı sen dediğin şey? Neyse. Şimdi bakalım neredeymiş bunlar. Bu Alain'in olduğu yer. Bu ise Nils'in kalkan kralının olduğu yer. Önce bunu halledelim. Ondan sonra ana göreve doğru gideriz. Önce şunu bir halledelim. Şunu bir öldürelim. Ondan sonra gideriz. Şimdi bu biraz daha zor. Sonuçta şehrin içerisindeyiz. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kimse görmeden halletmemiz gerekecek. Birileri gördü mü işimiz biter. Evet. Şu an şurada kimse görmez diye tahmin ediyorum. Silah çıkar. Gizlen. Hadi bakalım. Olamaz. Tam zamanında düşman gördü. Hadi be. Kaç 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 kaç. Görme, görme. Evet, çok iyi. Artık kaçabilirim. Umarım arama sebebim yoktur. Hadi bakalım. Evet, çok iyi bir ölümdü. Şimdi ise şeye gidiyoruz. Asıl adamı öldürmeye gidiyoruz. Önümü görmüyorum lan. Nasıl bir kar fırtınası bu? Çekil. Atım gel buraya. Gidelim. Kim var lan orada? Hadi be. İnin atın. İn atın. İnin. Lan ben başka yere gidecektim. Sizle uğraşmayacaktım ya. Bir dakika, bunu almayacağım. Nerede benim çağrı yayım? Zaten duydular artık. Ses çıkarsam ne olacak? Dur lan. Bu kadar. Diğeri nerede, diğeri? Gel bakalım, gel 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 gel. Çok iyi. Şu kapıyı nasıl açacağım? Büyük ihtimalle içeri falan gireceğiz bir yerden de. Lan nereden vuruyorsun? Hah, buradasın.
Bak bende ne var? Büyülü ok var. Bak 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 bak. Buraya içeri giremem. Şimdi nereden gideceğim ya? Oho. Dağın etrafında dolaşmam gerekiyor. Şuradan şöyle gitsem. Bir dakika. İlla buraya geçecek miyim? Ha bir dakika şunu al şunu al. Çok iyi. Şunu al. Hepsini al bakalım. İyi de. Geç şuradan. Şimdi buranın tepesine çıksam bir işime yaramaz herhalde ya. Ben hiç buraya girmeyeyim ben. Kaç buradan. Şöyle atı bulsam diyeceğim. Atım nerede şimdi bak. Hiçbir yerde bu kar fırtınası hiçbir gözükmüyor ya. Grafik moduna mı gelmişti bu kar fırtınası acaba? Çünkü bu kadar hatırlamıyorum. Skyrim'de kar fırtınasının bu kadar derin olduğunu, bu kadar ekranı kapattığını. Şöyle gidelim o zaman. Herhalde buradan gidebiliriz. Çıkabilecek miyiz buradan ya? Önümü göremiyorum ki. Nasıl bir kar fırtınası bu? Ama güzel olmuş. Harbiden yani gerçekçi olmuş. Çabuk. Şimdi düşman gelse yani bitti iş. İş bitti. Galiba şuradan gideceğim. Acaba şu cüce harabelerinde mi bu adam? Olabilir. Başka bir cüce harabesinde bu galiba. Gidelim bakalım. Olamaz. Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Bu nasıl bir kar fırtınası? Ben bir elfim. Bunlar bana göre değil. Hadi be. Kuzeyliler gibi değilim. Aa, gizlenebiliyorum. Kar fırtınası için ne göreceğim beni? Geri zekalı. Bu kadar. Bütün haydutların aynı konuşma. Bu kadar. Olamaz. Biri gördü. Gel buraya gerizekalı gel. Kar fırtınasında beni göremiyorsun. Manyak. Sıcak bir yere girmem lazım. Çok üşüdüm. Olmaz böyle. Hadi. Oh ne güzel sıcacık. Şimdi ise ha. Şimdi ise şuradan aşağı ineceğim. Önce şu kapansın. Vay be adamlar bedava ateşle yemeği pişiriyorlar yani. Direkt buradan alev çıkıyor zaten. Neyse bakalım. Buradan. Aa burası kolay tamam. Eğer kilit açma gücünüz böyle yeteneğiniz varsa buradan kolayca halledebilirsiniz. Yoksa diğer türlü herhalde etraftan falan dolaşacaksınız diye hatırlıyorum. Şimdi kızım bana verdi şu zehri kullanalım. Lotus özü.
Bu kadar. Hepsi öldü. Şimdi gidelim bakalım onlardan neler düştü. Alalım hepsini. Sonra da geri gidelim. Şu önce şuna bakalım. Bir işe yaramazsın sen. Sende neler var? Mahtar alalım lan. Harbiden. Olamaz. İçeride düşmanlar var. Sinsilik yeteneğim arttı. Çok iyi be. Çok iyi be. Bu ne lan? Özel silahın var lan senin. Senin tipin nasıl bir şey lan? Sen kızı nasıl etkilemeye başladın merak ettim. Bak bakayım bana. Bak 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 bak. Neyse boş ver. Göremedik. Başka zaman buraya gelirsin. İleride burada bir görev olacağını hatırlıyorum sanki. Bana öyle geliyor. Öyle hatırlıyorum. Hadi bakalım. Hızlı hızlı gidelim. Gizli ve hızlı olalım. Gizli ve hızlı. Çekil. Yanıyorum. Olamaz. Ulan beni duymamış bile inanamıyorum. Ama bir dakika. Bunu hiç okla halletmeyelim. Direkt hançere geçeceğim. İşte bu. Neyse boş ver. Hadi gidelim bakalım. Adam duymadı beni ya, inanamıyorum. O kadar gizli olmuşuz demek ki. Şimdi ödülümüzü alma zamanı. Bu arada buraya gelmişken burada bir görev vardı, onu yapacağım. Yeminliler görevi. Yeminli komplosu yani görevi, onu yapalım. Hepiniz aynı yere çıkmayın ya. Böyle bir hata olabilir mi ya? Şuna bak. Öldü öldü. Aynen öldü. Bana galiba bu bir yüzük verecekti. Çok sağlam bir şey diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Unutmayacaksın tabii. Artık bununla potansiyel evlilik var yani. Bununla evlenebilirim. Ama şu an olmuyor tabii. Biraz bekleyeceğiz. Neyse bana bak verdiği yüzüğü merak ettim. Neymiş? Oluşturan ikisinde %15 güçlü. Oo güzel bak. İkisi oluştururken bunu kullanacağım bundan sonra. Neyse şimdi ise yeminli komplosu görevini yapıyorum arkadaşlar. Bu görev çok sinir bozucu görevlerden bir tanesidir. Ama güzel yani. Sinir bozucu ama güzel. Aa senin görev de mi çıktı? Vay be. Hayır görmedim. He. Bir Dedra mı? Keep your eyes open. Daedra are powerful creatures and tricksters. Never know what you'll find. Sen biraz bekle, ben şu komplo görevini yapayım. Ondan sonra senin yanına geleceğim. Biraz beklemen lazım. Sadece biraz bekle. Şu komplo görevini yapıp geliyorum.